Yani onun için de kolay değil. Yani o da niye beni verdi mi, etmedi mi? Yani bu dedikodulardan dolayı... Ben vermedim ki Müge Hanım. Ona öyle söylenmişti ama buraya ama gelmeden önce. Ama vermedim Müge Hanım. Gerçekten vermedim. Ama ona öyle söylenmişti biliyorsun. Vermedim. Ben orada Gürsel'in neler yaşadığını çok çok iyi biliyorum. Benim oğlum 9 yaşında öğreniyor. 15 yaşında ailesini aramaya çıktığı için babası tarafından evden kovuluyor. 3 defa. 3 defa evden kovuluyor. Benim oğlum bursla okuyor. Zenginlerdi ya. Bakıyorlardı ya. Şimdi baktığın zaman yani ya bir aile yok edilmiş. En temelinden yok edilmiş. Bu bedelsiz mi kalacak? Bu günahsız mı kalacak? Bunun bir yerin altı yok mu? Neden yalan söylüyor herkes? Neden? Gürsel'e kalbim çok kırık. Neden kırık onu da söyleyeyim. Program arasında bana bir şey söyledi. Neden dedi babanı savunuyorsun? Cinayet işleyen bir adam. Çoluğuna çocuğuna eziyet eden bir adam. Çocuk çalmak nedir ki onun için? Bu bende bitirmiştir. Ve burada babama hep o adam diye bahsetti. Kardeşlerime, bacıma bir şeyler söylediklerini asla gündeme bile getirmiyorum. O aralarında olan bir şey. 21 yıldır aradığım, beklediğim Gürsel bu Gürsel değil. Ben 2,5 yaşındaki oğlumu aramışım. Ve öyle onu aramaya devam edeceğim. Ve ben 2,5 yaşındaki Gürsel'i seveceğim. Hayatım boyu. Bu da benim gerçeğim. Ben kaldıramam Müge Hanım. Ben kaldırma şansım yok. Ben zaten 21 sene her şeyimi kaybettim. Ben bu yükü taşırım. Önemli değil. Çünkü o güç, o kuvvet bende var. Hâle hissediyorum. Ama artık Fatih Hanım'ın huzur bulmasını istiyorum. Rahat etmesini istiyorum. Ve yaşadığım sürece de şu ana kadar nasıl tüm ihtiyaçları karşılandıysa aynı şekilde devam edecek. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Amin. Ben bu kararı aldığımızdan pişman değilim. Bilakis de çok değilim. Mutluyum. Ben de değilim. Artık bir anne öz evladı tarafından bile paramparça edilmeyecek. Ha konuşur evine gelir koyar. Ama sizin gene gönlünüz alır ya. Siz anne babasınız, o şimdi gelip sarılsa yine bu kırgınlığınız biter. Emine diyormuş ki o kadın beni çok yaralıyor o kadın. Sizin için mi? Senin annen o kadın. Aklanmadan bu eve girmesin ya da ben girmeyeceğim. Dün söyledim. Ben Allah'ın huzurunda vicdanım rahat. Sadece orada bıraktım. Kız kardeşinin için gelmediği için bıraktım. Kız kardeşini içeri koyup geri dönene kadar yoktu. Bunun dışında ve ben bunun acısını 21 yıl susarak bir zaman için her şekilde suçlandım. Sesimi çıkartmadım. Ve asla size de bunu da söyledim. Şu kadar olsun kayınpederim, yüreğimden dahi geçmedi benim çocuğumu almıştır diye. Evet, hiç geçirmediniz onu. 21 yıl önce de nasılsa şu an gene öyle. Şu kadar bir toz zerresi dahi fikrimden geçmedi, yüreğime de düşmedi. Atiye Hanım, sizi üzen 21 yıl boyunca Gürsel değil ki, Selam ailesi size haksızlık etmiş olabilir. Bakın, Gürsel'i sokakta yaşayan, suça itilmiş bir genç olarak da bulabilirdiniz. O sizden gittiğinde bir hamurdu, o hamuru birileri yoğurdu, birileri şekil verdi. Siz o şekli bulduğunuzda benim kafamdaki şekil bu değildi, bana bu lafı etti. O zaman ben bunu evlatlıktan reddediyorum, dualarımdan çıkarıyorum dediğiniz zaman, o zaman burada sorgulayacağım, benim Gürsel olmaz. Gürsel buraya gelse, sizin elinizi tutsa, babasının elini tutsa, bitecek zaten sizin bu kırgınlığınız, kızgınlığınız. Ya biter İbrahim Bey, kafanı öyle salma. Biter. Gelse anneciğim, babacığım dese gene biter. Ben binlerce dilencinin yüzüne baktım. Tinercilerin yüzüne baktım. Uyuşturucu kullanan, öldürülenler, hırsızlık şebekeleri. 21 yıl benim hayatım böyle geçti. Bunlarla geçti. Allah rızası için ya 25 kilometre ilerimde ya. Her zaman geldiğinden beri şunu söyledim. Oğlum sen çalınan bir çocuksun. Benimle hesap sorma zorunluluğun var. Koruma zorunluluğun yok.
ona soracaktı. Baba sen beni para karşılığı almışsın. Bunu da amcam söylüyor diyecekti. Madem ki annesi babası ölmüş selde. Bir insan, bir çocuk mezarlarını sormaz mı? Adını sormaz mı? Kardeşlerin ismini sormaz mı? Payasya 80 kilometre mesafede. Belki bir 30 yaşına geldiğinde, o da baba ama, olduğunda daha sizin gibi düşünecek. Ama hocam bir 21 senede ben şimdi yeniden Gürsel'e bunları anlatmak için mi? Çünkü burada bir mantıksızlık var. Şimdi her şey ortaya çıktı. Çalan belli, alan belli. Şimdi ben istemem kimsenin yuvasının yıkılmasını. Tamam Aydın'la kavuştu. Ben artık inanıyorum. Bak herkesin önünde diyorum Atiye'nin yapmadığına. Gittim de akşam ben kendine. Ne söyledi? Ben ne söyledim Atiye? Bence ne söylediysen burada da söyle. Atiye ben yani senin yapmadığına inandım. Bana hakkını İnan, helal et dedim. Belki bir hata yaptım ama şu yönden doğru yaptığımı düşünüyorum Müge Hanım. Bence doğru. Ben bu kadar açıklama yapmasaydım, ailem de bu telefon bağlantılarını falan yapmasaydı belki de gerçek hiç çıkmazdı ortaya. Öyle kapanır giderdi. Yine Atiye'den şüphelenirdi insanlar, yine babamdan şüphelenirdi. Bu peki bu teklif önce kimden geldi? Galiba İbrahim Bey'den geldi ki ben de onu anlıyorum diyor dediniz çünkü. Yok ikimizin de ortak kararıydı. Ya konuştuk, değerlendirdik evet. Müge Hanım. Bunun en doğru kararın bu olduğunu... Ama siz de seviyordunuz İbrahim Bey'i ya. Ben gene bak seviyorum. Tam, gene ya tamam da seviyorum. Tam şimdi ben, her şey güzel olacak. Ben gene çok seviyorum eşimi. Tamam her şey güzel olacak yani. Ben onu çok sevdiğim için çok severek çocuklar dünyaya getirdim ondan. Çok da acı bile olsa incinmedim kendisinden. Ama artık ki olmaz Müge Hanım. Eşimden dolayı değil, etraftan dolayı bilmiyorum artık. Bir şeyler koptu gitti bende. Peki Gürsel eğer kalbinizi tamir ederse? O Müge Hanım açık söylüyorum yani benim kalbim çok kırıldı. Onu da söylüyorum. Zaten 21 yıl neden devam ettiğimizin net ifadesini de koydum ortaya. Hani geldiğinde annesi başka bir adamla evli, babası başka bir kadınla evli. Çocuk daha fazla parçalanacaktı. Ben dedim ki bu aile bir tutayım bunu. En azından oğlumuzu bulduğumuzda ya da o bizi bulduğunda bizi paramparça görmesin. Ama biz bulduk, parçalandı. Herkesin yani bu canı çocuk kaybolduktan sonra aslında sizin evliliğiniz de parçalandı ister istemez. Ya bitmişti zaten Müge Hanım. Yani bitmişti yani. Kalkıp da burada inkar mı edelim yani şimdi? Ha, Gürsel tedaviyle oldu. Emoş tedaviyle oldu. Muhammed Ali Allah'ın bir mucizesi olarak tedavisiz oldu. Öyle. Hayata yeniden tutunmaya çalıştık. Bu sefer o da elimizden gitti. Yani biz bir evlilik yaşamadık biz. Evimizin içinde 80 yaşında bir tane kayınvalidemiz vardı, o da vardı. Biz Atiye'yle bir karı koca değil, biz arkadaş gibi zaten yılda en fazla 2 ya da 3 defa gelirim. Bir hafta, 3 gün, 10 gün ya da uzun süre geldiğimde toplar çantamı Gürsel'i aramaya çıkarım. Aylarca şehir şehir, benim hayatım böyle geçti. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Üzülme. Ben de sizi aslında bağlayan Gürsel'i bulma inancı belki ortak o inanç o evliliği bağlamış. Çünkü ayrılmak bambaşka bir karar. O inanç ortadan kalkınca aslında belki yıllar önce çökmüş olan bir evlilik çatısı şimdi kendini ortada daha belirgin gösterdi. Evet. Özür dilerim. Ben çıkmam istiyorum. Hakkınızı helal et. O da artık rahat etsin bende. Artık olmaz mı ya? Acele etmenize gerek yok yani. Yani bu kadar acele etmeye ne gerek var? Ya dün ben aileme de aradım. Ablamı, kardeşimi falan dedim. Böyle böyle hiçbir parmağı suçu yok bence yani. Tamam dediler hiç ama kimse yok, bir şey görünmüş, demedi. Biliyorum. Yok. Yani ama yıllarca suçlandı. Altında, arkasında büyük şeyler arandığını biliyorum ama almış kadın alıp oraya götürmüş ve bindirmiş. Biz hep Atiye'yi suçladık, suçlamadık değil. Suçladık. Ama ben şimdi yani bu programda inandım almadığına. Zaten almadım. Amacın da o değil miydi? Evet, almadım. Amacımız oydu. Almadım. İkimiz için de abin de yıprandı, ya, ben de yıprandım. Aldığımız en şu ana kadar gerçekten benim kalbim o kadar rahat ki aldığımız. Sen en şu anda oğluna çok üzgünsün de bunu yaşamıyorsun. Yok yok öyle değil mi? Öyle şimdi hemen bir boşanma dilekçesini vermenize o kadar gerek olmadığını düşünüyorum. Hayır hayır. Olmaz. Gülseren evet. Sana güveniyorum. Tamam söz. Tamam mı tamam. Sakın yani. Yok yok. Oğlum tarafından beklediği sevgiyi göremedi.
beklediği şeyi göremedi. Onun için böyle duygusal oldu. Ya gerçekten. Hayatım o çocuk da seviyor ama şimdi düşünsene sen şimdi çıksan benim karşıma deseler ki aa bu senin annen. Şimdi biz nasıl seveceğiz birbirimizi hemen anne kız olarak? Sevemezsin ama. Nasıl bir alışmam lazım sana yani zaten olmuş 4 ay. Aa da bu senin kızın. Tamam bir sarılırız da yani bir şey hissetmiyorum ki sana. Vallahi Gürsel'e kızmıyorum ben. Gürsel inanın çok doğrusunu yapıyor. Kızmıyorum. O da kendine hayat çizmek istiyor. O yine seninle çizecek. Yine sen onun annesisin. Ama bazen çocuklar çok kırıcı olabiliyorlar o yani. O babasını bırakmaz asla. Bırakmaz. Babasını bırakmaz asla. Yani abimi bırakmaz o. O da seviyor. Ama ben bak dedim, şimdi ama şimdi işte Perihan Hanım'la ilgili bu gerçeklerin ortaya çıkmasıyla annesinin de hiçbir ilgisi olmadığını anlayacak. Evet. Bak sana karşı bütün tavrı değişecek. Ben buna inanıyorum. Sizin değişmedi mi tavrınız? Hakikaten bu son aldığınız karar herkes şoka girdi. Tepki gösterdiler. Yapmayın bunu yani. Hakikaten yapmayın. Yani ben ama, ama Atiye Hanım'la ilgili de fikirleriniz değişmedi mi? Aynen. Aynen değişti. Hukuki mücadelem devam edecek sonuna kadar. Annelik hanesinde benim ismim yazacak. Tamam Atiye Hanım ama mücadeleye devam. Bak her şey olacak. Sen bana güven. Zaman her şeyin ilacı. Ben oğlumun o taraf için nasıl gözyaşı döktüğünü gördüm Müge Hanım. Ama yavrum o ne yani biliyor olmaz. Anne baba? Tamam doğru o da kendince haklı. Benim bir İbrahim de dediği gibi bir 21 yıl gibi bekleme şeyim de yok yani. Yapamıyorum. Yani gidip o tarafla haşır neşir olup da işte canı istediği zaman benim yanıma gelsin. Hiç gelmesin annesi var orada zaten vazgeçtim. Vazgeçmezsin sen. Ben seni biliyorum. Şimdi kızdın ondan sonra sen vazgeçmezsin. Ben hiç senin vazgeçeceğine inanmıyorum. Vazgeçmezsin sana oğlum. Öyle bir şey yok. Canım herkes. Sen vazgeçsen de biz izin vermiyoruz vazgeçmene gördüğün gibi. Vazgeçmeyeceksin. Biraz dayanacaksın, biraz sabredeceksin. Denemeye çalışacağım. Hadi beraber deneyeceğiz tamam mı? Tamam. Artık kaldıramıyorum bazı şeyleri. Çok ağır geliyor. Ne olursa olsun bir tarafta 21 yıllık bir geçmişim var. Bir tarafta benim gerçek ailem. Gürsel geldi, bir aileyi parçaladı ama hayatına devam ediyor. Kesin o zaman o bağ. Kökten kesin. Ben de rahat edeyim, siz de rahat edin. Karar alınıyor ve bu kararda hiçbir şekilde Gürsel yok. O davayı ben açarım, ben kapatırım.